Canım arkadaşlarım, hepinize selamlar. Ben SML Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle birlikte trigonometri kampında dik üçgende trigonometrik oranlar diyeceğiz. Evet, sayfa numaralarını hatırlatayım. Trigonometri video ders kitabından 16. sayfadan sevgili arkadaşlarım. Bir güzel başlayacağız seninle. 21'e kadar devam edeceğiz. Yani toplamda da 26 tane örnek çözmüş olacağız. Kesin değil mi? Bir daha şöyle bakayım. Aynen, 26 tane örnek çözeceğiz. Ve bir güzel konularını anlatacağız arkadaşlar. Umarım senin için faydalı bir ders olur. Abone olduysan ve videoyu da beğendiysen hadi hep birlikte geçelim dersimize. Buyurun bakalım. Evet, öncelikle dik üçgende trigonometrik oranlar diyoruz. Bakalım bu oranları bir tanıyalım şimdi. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant dedik de bunlar dik üçgende nasıl olacaklar? Hani biz birim çember üzerinde gördük bunları, biliyorsun. Dik üçgende nasıl olacak? Şimdi bunları yazalım. Alfa derecelik bir açımız var dik üçgenin içerisinde. Bu alfa derecelik açının karşısındaki kenara karşı dik kenar, hemen komşu bitişiğindeki dik kenara komşu dik kenar. Tabi dikin karşısı zaten bizim için hipotenüstü. Şimdi sinüs alfa dediğimiz şey karşı dik kenar, ki ben kısaca karşı yazacağım, bölü hipotenüs diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Kosinüs alfadan komşu dik kenar, komşu dik kenar bölü yine hipotenüs diyeceğiz. Tanjant ise karşı dik kenar bölü komşu dik kenar olacak. Kotanjant da bunun tam tersi, çarpımsal tersi. O halde komşu dik kenar bölü karşı dik kenar diyeceğiz sevgili gençler. Yani bir dik üçgen çizdiğimiz zaman herhangi bir karşımıza elimizde açı varsa bu açıya şunları uyguladığımız takdirde sırasıyla sinüsü, kosinüsü, tanjantı, kotanjantı bulabiliyoruz. Birinci örneğimize bakalım. Diyor ki bak, x bir dar açı, kotanjant x de 3/4 olduğuna göre sinüsü, kosinüsü, tanjantı bul. Şimdi hemen bir tane dik üçgen oluşturuyorsun sen, tamam mı? Şöyle bir dik üçgen olduğunu düşünelim. Burası dik. Burası da alfa olsun. Hatta x'miş, x olsun. Şimdi kotanjantı neymiş bunun? 3/4. Yani bunun komşusu 3'müş, karşısı 4'müş. Bu üçgen 3-4 tabii ki 5 üçgenidir. Ve böylelikle artık rahatlıkla şunları hesaplayabiliriz. Sinüs x. Karşı bölü hipotenüstü 4/5 dedim. Daha sonrasında kosinüs x'e bakalım. Kosinüs x komşu bölü hipotenüstü, dolayısıyla 3/5'tir. Ve tanjant x demiş. Tanjant x de karşı bölü komşuydu. Bu da 4/3'ün ta kendisidir diyebiliriz. Devam ediyoruz ikinci örnekle. X dar açı olmak üzere sinüs x'i 5/13 vermiş. Hemen bu sefer bu tarafa yaslı bir dik üçgen çizelim. Yani dik üçgenin de ne olduğunun çok önemi olmadığını sana göstermek istiyorum. Şurası x olsun. Şimdi gençler, sinüsü neymiş bunun? 5/13, yani karşısı 5'miş, hipotenüsü 13'müş. O zaman bu üçgen ne üçgenidir? Tabii ki 5, 12, 13 özel üçgenidir. Kosinüs x bizden istenmiş. Kosinüs x neydi? Komşu bölü hipotenüstü, yani 12/13. X'in komşusu 12, hipotenüsü 13 olduğu için bunu yaptık. Daha sonrasında tanjant x istenmiş. Tanjant x eşittir, karşı bölü komşuydu, 5/12 olacaktır. Ve kotanjant x istenmiş. O da tanjant x'in çarpımsal tersiydi. 12/5'tir diyebiliriz. Doğru cevabımız bunlar olacaktı arkadaşlar. Evet, devam ediyorum üçüncü örneğimle. Şöyle yaklaştıralım biraz üçüncü örneğimizi. X açısı yine dar açı olmak üzere demiş. Bak, bu sefer gidip de dar açıdır dememiş. Böyle vermiş. Yani birinci bölgede bir açı. Tanjant x'de 1/3 olduğuna göre cos kare x eksi sin x cos x. Yani şöyle diyebilir miyim ben? Cos x parantezinde cos x eksi sin x diyebiliriz tabii ki, değil mi? Pekala, bir tane üçgen şimdi oluşturalım. Bu üçgen için de, bu üçgeni niye oluşturuyoruz? Çünkü biz tanjant x'in 1/3 olduğunu biliyoruz ya. Şurası x olsun diyeceğim. Karşı bölü komşusu 1'e 3 ise bak, burası 1'miş, burası 3'müş. O zaman burası nedir? Tabii ki kök 10'un ta kendisidir. Şimdi kosinüsü bulmak istiyorsam kosinüs komşu bölü hipotenüstü, yani 3/kök 10 olacaktı. Çarpı parantez içerisinde yine kosinüs demiş. Yani 3/kök 10 diyeceğim. Ve eksi sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüstü. O da 1/kök 10 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla ben dış taraftaki 3/kök 10'u sabit tutacağım burada. Çarpı bak, burada 3'ten 1'i çıkardım. 2 bölü payda zaten aynen kalacak kök 10. Şimdi üst taraf ne oldu? 6 bölü alt taraf ne oldu? Kök 10 ile kök 10'un çarpımından 10 geldi. 2 ile sadeleşirse 3/5'in ta kendisidir deriz doğru cevaba. Doğru cevap buydu sevgili gençler. Evet, devam ettim dördüncü örneğimle. Pi bölü 2 ile pi aralığında. Yani bu sefer nerede arkadaşlar bu açımız? Tabii ki ikinci bölgedeki bir açıdan bahsediyoruz. İkinci bölgede sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjantın artı mı eksi mi olduğunu bir önceki dersimizde öğrenmiştik. Kos kare x 9 bölü 25'te ben her iki tarafın karekökünü alırım. Şu şekilde ve şu şekilde karekökünü aldım. Şimdi burada karesiyle karekökü gitti deyip öyle alelade davranamam. Nasıl davranacağım? Mutlak değer içerisinde kosinüs x diye çıkar orası diyeceğim. Burası da 9'un karekökü 3 ve 5'in karekökü 25'in karekökü 5 olduğu için 3 bölü 5'tir diyeceğim. Şimdi kosinüs x'in eşiti mutlak değeri 3 bölü 5 ise kosinüs x ya 3 bölü 5'tir veyahut kosinüs x eksi 3 bölü 5'tir. Buna nasıl karar vereceğiz peki? Hocam buna şunla karar vereceğiz. Bizim açımız ikinci bölgede olduğu için ikinci bölgede kosinüs pozitif olamaz. Demek ki kosinüs x kaçmış? Eksi 3 bölü 5'miş. Kosekant x ile tanjant x'in toplamı sorulmuş ki kosekant dediğimiz şey 1 bölü sinüstü biliyorsun. 1 bölü sin x ile tanjant x'in toplamı sorulmuş bize. Şimdi öncelikle bir üçgen çizin arkadaşlar. Bu üçgen 90 dereceden büyüktü biliyorsun. Ama 90 dereceden büyük olmasına rağmen ben buna dar açıymış gibi davranıp x'i buraya sıkıştırdığımı düşünelim. Ve bunun ben kosinüsünün 3 bölü 5 olduğunu bildiğimden diyeceğim ki bunun komşusu 3, hipotenüsü 5 birimdir diyebilirim. 3 bölü 5. O zaman burası kaçtır? Tabii ki 4'tür. Şimdi bak buraya dikkat et. İşaretlerine nasıl karar vereceğim? Öncelikle ben bu açının sinüsünün ne olduğunu biliyorum. 4 bölü 5. Ters çevirirsem 5 bölü 4 yapar. Kaçıncı bölgedeydik? İkinci bölgede. İkinci bölgede sinüsümüz pozitif olduğu için pozitif kalacak. Ama tanjant ikinci bölgede neydi? Negatifti. O halde tanjantımız nedir? 4 bölü 3'tür bak. O halde ben diyorum ki eksi 4 bölü 3 yazarım buraya. Çünkü tanjant ikinci bölgede negatifti. O halde burayı 3 ile burayı 4 ile genişletecek olursam 15 eksi 16 bölü 12 bana cevabı verir ki üst taraf eksi 1'dir. Eksi 1 bölü 12 demek ki bizim cevabımız olacakmış arkadaşlar. Devam ediyorum 5. örneğimle. Pi ile 2pi aralığında diyor. Şimdi pi ile 2pi aralığı öyle geniş bir kavram. Yani hani pi burası hop 2pi burası. Pi ile 2pi aralığındaysa demek ki açımız burada olacak. Yani ya 3. bölgede ya da 4. bölgededir diyeceğiz bizim açımız. Tanjant x'i vermiş 1 bölü 3. Şimdi bir dakika dur. Ben şunu bir çizeyim önce. Tanjant neydi? 1 bölü 3'tü değil mi? Şöyle yapalım. X burası olsun. 1'e 3'müş. O zaman burası ne olur? Kök 10. Ama aması var. Tanjant 3. bölgede pozitifti. 4. bölgede negatifti. Burada pozitif olmuş. Demek ki bizim çalışacağımız yer kesinlikle 4 değil 3. bölge olacak arkadaşlar. Yani bu x dediğimiz açı aslında pi ile 3pi bölü 2 aralığındaymış, tamam mı? Sinüs x'ten kosinüs x'i çıkar demiş. Biliyoruz ki ikisi de negatif bu bölgede. Sinüsüne bakalım şimdi. Karşı bölü hipotenüsten kaynaklı eksi 1 bölü kök 10'dur. Eksi diyorum. Kosinüs neydi? O da komşu bölü hipotenüsten kaynaklı eksi 3 bölü kök 10'dur. Şimdi şurada eksi eksinin artı yaptığını görüyorsun. 3'ten 1'i çıkardım 2 bölü kök 10 bana cevabı verir. Cevabı 2 bölü kök 10 olarak bırakmış mı? Bırakmış. Tamamdır. O halde cevabımız bu. Eğer bunu bulamadıysanız şıklarınız içerisinde varsayalım ki çoktan seçmeli bir sınav oluyorsunuz. Burayı kök 10 ile genişletmeniz lazım ki üst taraf 2 kök 10 bölü 10 olsun. 2 ile de sadeleştirirseniz cevap kök 10 bölü 5'tir. 2 kök 10 bölü 5 ile 2 bölü kök 10 aynı şeydir diyebiliriz. 16. sayfamızı bitirdik. Şöyle sayfamıza da uzaktan bakalım. Böyle çalışılmış bir sayfa vardır inşallah senin de önünde. Devam edelim. Bir diğer sayfamızda 17. sayfadayız ve bir not var karşımıza. Tanjant ve kotanjant ifadeleri birbirinin çarpmaya göre tersi olduğundan tanjant ve kotanjant içeren denklemlerde tanjant gördüğümüz yere 1 bölü kotanjant x veyahut kotanjant x gördüğümüz yerlere de 1 bölü tanjant x yazarak çözümlerimize devam edebiliriz. 6. örneğimize bakalım. X'de araç olmak üzere 2 tan x eksi 2 kot x eşittir 3 eşitliği veriliyor. Sin x ile kos x'in toplamının değeri sorulmuş. Şimdi öncelikle 2 çarpı tanjant x dedim. Eksi kotanjant x neydi? 1 bölü tan x'ti. Dolayısıyla ben 2 bölü tan x yazdım. Buraya eşittir 3 dedim. Daha sonrasında şununla şunu çarpıp 2 çıkarıp 3'e eşitleyeceğim. 2 tan kare x yaptı burası. Eksi 2 eşittir. Tanjant x'i de 3'ün yanına çarpım olarak gönderirsem 3 çarpı tanjant x yapacaktır. Bunu aldım sol tarafa postaladım. 2 tane tan kare x eksi 3 tane tan x eksi 2 eşittir 0 geldi. Şimdi ben burada basit bir çarpanlar ayırma deneyeceğim. 2 çarpı tan x'e tan x diye burayı ayırdım. Burayı da sevgili arkadaşlar eksi 2'ye artı 1 diye ayıracak olursanız bak. Şunu da şunu çarptım. Eksi 4 tan x. Bununla bunu çarptım. Artı tan x toplarsam eksi 3 tan x'i verdi. Demek ki düz bir şekilde şu şekilde toplayacağız ve eşitleyeceğiz. Bak buradan şunun eksilisi eksi 1 bölü 2'dir tanjant x. Neden 2? Bak buradaki 2'den bahsediyorum. Bunun eksilisi de tanjant x eşittir 2 demektir. Şimdi x neydi? Dar açıydı. Dar açıysa tanjantın negatif olma gibi bir ihtimali yok. Tanjant x kesinlikle kaçmış? 2'ymiş. O halde hemen bir tane üçgeni çizdiniz. Bu üçgeni çizdikten sonra dik üçgeni şuraya x dediniz ve tanjant eğer 2'ye eşitse burası 2'dir, burası 1'dir. Karşı bölü komşu. O zaman burası nedir? Kök 5'tir. Bunun sinüsü kaçtır hocam? 2 bölü kök 5. Bunun kosinüsü nedir hocam? O da 1 bölü kök 5. Bunların toplamı nedir? 3 bölü kök 5 bana cevabı verir. Doğru cevap 3 bölü kök 5 olacaktı deriz. Devam ediyorum 7. soruyla. Yukarıda verilen ABC üçgeninde AB ile AC birbirine eşit. Yani şunlar şöyle ikizkenar bir üçgenmiş arkadaşlar. BC'de 20 ise sin alfa artı kos alfa. Şimdi ikizkenar gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Hemen diki indiriyoruz. Diki indirdikten sonra buralar da eşit olarak parçalanacağı için burası 10'dur, burası da 10'dur. Burası 26 idi hocam. Şimdi ne üçgeni vardı? 5, 12, 13 üçgeni vardı değil mi bak? 10'u vermiş, 26'yı vermiş. 2 katı 2 katı demek ki burası da 24. Yani benim yüksekliğimde ne olacakmış? 24 olacakmış. Sinüs alfa soruluyor. Alfa dik üçgen çok güzel. Karşı bölü hipotenüs 24 bölü 26 yani 12 bölü 13 yapar. Ve artı kosinüs alfa o da komşu bölü hipotenüs 10 bölü 26 da bana 5 bölü 13'ü verir. Bunların toplamı 17 bölü 13'tür. Yani cevabımız bu olacaktı diyebiliriz. Ve geçtim 8. örneğime. ABC bir üçgen denilmiş. Burası 5, burası 6 ve BC AB'den büyükmüş arkadaşlar. Yani şuraya ben x dersem AB 5'ti ya, x kesinlikle 5'ten büyük olacakmış. Kos alfa ile sekant alfanın toplamı sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlarım öncelikle ben eğer şunu şöyle indirecek olursam dik indirdim. Burası 30 ise şurası kaç olur? 60'ın ta kendisi. Şimdi 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaçtır? Tabii ki de 3'tür. 60'ın karşısı da 3 kök 3 olacaktır. Bak burası ne? 3. Burası dikti. Hipotenüsü 5. O zaman burası kaçtır? 4'tür. Yani benim burada x dediğim şey aslında neymiş? 3 kök 3 artı 4'müş mesela. Bunu elde ettik. Ama buna gerek yok. Kosinüs alfa istenmiş. Komşu bölü hipotenüs yani 4 bölü 5 artı sekant alfa istenmiş. Sekant alfa neydi? 1 bölü kosinüstü. 1 bölü kosinüsse o zaman 5 bölü 4'tür o da. Bunların toplamı isteniyor. Ben bunu 4 ile bunu 5 ile genişletecek olursam üst taraf ne olur? 16 artı 25 bölü alt tarafta 20 olur. Yani cevabımız 41 bölü 20 olur arkadaşlar. Doğru cevap buydu deriz. 8. örneğimizi çözdük ve devam ediyorum. Sağ üst tarafta bulunan 9. örnekle. 9. örnek için birazcık şöyle genişletelim sayfayı. ABC'de bir dikdörtgen olarak verilmiş. 10 birim 3 birim belli. AE EB'den daha büyük. Sin alfa çarpı kos alfa kaçtır diye soruluyor. Öncelikle şu eşit olan açılara ben teta demek istiyorum. Burası alfaydı. Alfa artı teta'nın 90 olduğunu gördük. O halde şurası da alfadır. Alfa teta 90'sa demek ki arada kalan açı neymiş arkadaşlar? 90'ın ta kendisi. Hatta ve hatta alfa teta 90'sa bak burası da teta'dır ve burası da alfadır denilebilir. Şimdi öncelikle ben buranın 10 ve buranın 3 olduğunu biliyorum. Bak burası da 3'tür güzel kardeşim, tamam mı? Eğer ki buraya x dersem şurası da y olsun. X artı y'nin de tabii ki 10 olması gerektiğini bilebiliyoruz. Pekala şimdi gençler. Burası x burası y dedik ya, o x'i y'yi hiç karıştırmadan ben şuraya x buraya y desem, yani EC'ye x dedim, DE'ye de y dedim. Daha sonrasında şurada bak alfanın komşusunu biliyoruz, hipotenüsünü biliyoruz. Komşu ve hipotenüsüne x dedik, hipotenüs. Şimdi komşu ve hipotenüsü kullanarak ben neyi üretebilirim? Mesela kosinüs alfayı üretebilirim. Bizden de sinüs alfa çarpı kosinüs alfa istenmişti. Kosinüs alfa nedir arkadaşlar? 3 bölü x'tir. Şimdi ise şunu düşünelim. Kosinüs alfayı buldum ya. Mesela sinüs alfa lazım bana. Sinüs alfa lazım bana. Şimdi sinüs alfayı nereden bulabilirim? Bak buradan bulabilirim. Şöyle x bölü 10 yapar değil mi? Yani karşı bölü hipotenüs. X bölü 10. Tamam, sin alfa ile kos alfayı çarparsam ne gelir? 3 bölü x çarpı x bölü 10. X'ler gider. 3 bölü 10 bana cevabı verir. Bu kadar easy. Tamam mı? Devam ediyorum 10. sorumla. Sığdı sorumuz, güzel. Aşağıda dik kesitlik dikdörtgen şeklindeki beton duvar gösterilmiştir. Bura alfa, bura beta. Beton duvar A ve B noktalarından düz 2 demir profil ile yere dik konumda olacak şekilde sabitlenmiş. Beton duvarın yüksekliği 8 metre. Yani şurası 8, yani burası da 8 değil mi? Pekala. Genişliği de 2 metredir. Yani şurası da 2 metreymiş arkadaşlar şu şekilde. Tam beta ile kot alfanın toplamı 3/4 olduğuna göre AB kaç metredir diye sorulmuş. Şimdi AB dediği yer şu kısım arkadaşlar. AB'yi elde edebilmek için ben bunun komşusuna x diyorum, alfanın komşusuna. Şuradaki beta'nın karşısına da y demek istiyorum. Şimdi tanjant beta ne demektir? Karşı bölü komşu, yani y bölü 8 demektir. Onu hemen yazdım buraya. Artı kotanjant alfa da komşu bölü karşı, yani x bölü 8 demektir. Ben bunları toplarsam x artı y bölü 8 gelir be güzel kardeşim. Bu da kaçmış? 3/4. Şimdi 8'in yarısı 4 ise x artı y'nin yarısı da 3'tür. O zaman x artı y kaçtır? 6'dır. Bana AB uzunluğu sorulmuştu. X de y'nin toplamı 6 ise ve burası da 2 ise toplam uzunluk 8'dir. AB uzunluğu 8'e eşittir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve gençler devam ediyorum 18. sayfamda 11. örneğimle. Yukarıda 8'e 10 birim kareli ABCD dikdörtgeni verilmiştir. Tan alfadan kot beta'yı çıkar demiş. Şimdi tan alfayı ve kot beta'yı elde edebilmek için bir kere alfa burada bak bir birim karenin neresinden kestiğini bilmiyorum. Dolayısıyla benim bunu taşımam gerekiyor. Bunu nasıl taşıyabilirim? Bak şunu şöyle çektim. Neden buradan çekiyorum? Çünkü burası alfa ise burası da alfa diyeceğim. Köşeden başladığı için uzunlukları hesaplayabilirim bence. Ve şimdi de bir köşeden geçtiği yeri bulmamız gerekiyor. Köşeden geçtiği yerde bak burası köşeden geçmiş. O zaman ben burada direkt şu üçgeni düşüneyim bak. Şu çizdiğim üçgen. Yani şurası. Hemen gösteriyorum. Şurası, şurası ve şurası. Bu üçgende alfayı oturttum. Burası artık dik üçgen. Uzunluklarını biliyorum. Bana tanjant alfa lazım. Hemen bulalım. Karşısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bölü. Komşusu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani 7 bölü 10'muş. Eksi kotanjant beta lazım şimdi. Burayı anladıysam sildim. Beta'ya bakacağım şimdi. Beta için de bak beta'yı buraya taşırsam tam köşede olur. Burası da tam köşeydi. Şimdi bunun kotanjantı lazım. Ben şu büyük üçgene bakmanızı istiyorum sizden. Büyük üçgende sevgili arkadaşlarım komşusu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karşısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olacak. Dolayısıyla sevgili gençler 7 bölü 8 dedik. 7 bölü 10'dan 7 bölü 8'i çıkarsam cevabı bulacağım. Bunlar 40'da eşitlenirler. O yüzden ben bunu 4 ile genişleteceğim. Bunu 5 ile genişleteceğim. 28 eksi 35 bölü 40 bana cevabı verir. 28'den 35'i ben çıkardım. Ne geldi? Eksi 7 bölü 40. O halde benim cevabım eksi 7 bölü 40 olacaktı diyebilirim sevgili gençler. 12. sorumuzdayız. ABC'de bir kareymiş. Kare olduğunu unutmayın. DE 3CE bu da 2CF'ye eşitmiş. Şimdi ben bunları 6'la eşitleyebilirim. Sonuçta 1, 2 ve 3'ün ortak katı 6'dır. O zaman CF'ye 3 diyeceğim. Bak CF şurasıymış 3. CE'ye 2 diyeceğim. Şurası. Ve DE'ye de kaç diyeceğim? 6 diyeceğim. Burası da 6. 6, 2 daha 8 olduğu için karenin bir kenarı 8'miş. O halde buraya 5 kalır. Güzel. Sin x artı kot y sorulmuş. Şimdi burası kaç? 8 değil mi? Burası kaç? Burası da 8. Şimdi bana sin x ile kot y'nin toplamı gerekiyordu. Sinüs x. Nasıl bulurum ben sinüs x'i? 6, 8 burası 10'du bu arada unutma. Karşı bölü hipotenüs. Yani 8 bölü 10'dur sinüs x. Artı kotanjant y. O da komşu bölü karşıydı. Yani 5 bölü 8'miş. Bunlar yine 40'da eşitlenir. Ben bunu 4 ile bunu 5 ile genişleteceğim. Ve böylelikle 4 kere 8 32. 5 kere 5 25. Böldüm 40. 32 25 daha bana 57'yi verir. Bölü 40. 57 bölü 40 bize cevabı verdi sevgili gençler. Evet devam ediyorum 13 ile. Şimdi burada ABCD'nin bir kare olduğundan bahsetmiş. ACD köşegen 7AE eşittir CE. Şimdi ben o zaman AE'yi 1, CE'yi de 7 seçerim. Kimse karışamaz bana. Çünkü niye? Şeklin üzerinde hiçbir sayı verilmediği için bunu yapabiliriz arkadaşlar. Tamam mı? İstediğiniz sayıyı verebilirsiniz. AE dediği yer şurasıydı 1 ve CE dediği yerde 7. Yani AC'nin tamamı da 8 olmuş oldu. Şimdi biliyorsunuz ki köşegenler birbirlerini tam ortalı keserler arkadaşlar. Yani şu şekilde ben diğer köşegeni de çektiğim takdirde şurası diktir ve tamamı 8 diye 4'e 4 diye parçalayacak. 4 burasının tamamı EC'nin tamamı 7 idi. Demek ki buraya 3 kalacak. Şurası yarım köşegendi. O zaman burası da yarım köşegen. Bu da 4'tür ve 3, 4, 5'i gördün umarım. Çok güzel. Şimdi sin x eksi cos x sorulmuş. Sinüs x karşı bölü hipotenüs yani 4 bölü 5. Kosinüs x de komşu bölü hipotenüs yani 3 bölü 5. O halde 4 bölü 5'ten 3 bölü 5'i çıkarırsak doğru cevap karşımıza çıkar. Doğru cevabımız 1 bölü 5 olacaktı diyebiliriz. Ve devam edelim 14. sorumuzdan. kendi aralarında özdeş olan sarı ve mavi dikdörtgenlerin kısa kenar uzunlukları eşittir denilmiş. Kısa kenar uzunlukları eşit ama, tamam mı, bak lütfen. Şimdi ben bunun kısa kenarına A dersem eğer, kısa kenarına A dedim. Buranın tamamı, şurası 5A yapacaktır. Doğru mu? Şimdi 5A ise buradaki mavi dikdörtgenlerin uzun kenarlarından bir tanesi 5A bölü 2 olacaktır. Burası da 5A bölü 2 olacaktır derim. Aşağıda bu dikdörtgenlerin kenarları çakıştırılarak oluşturulmuş ABCD dikdörtgeni gösterilmiştir. Tanjant alfa da 5 bölü 8'miş. Şimdi güzel kardeşim bak, şurası neydi? 5A değil miydi? 5A. Şimdi şurası kaç olur o zaman? Tanjant 5 bölü 8 ise tanjant alfa. Karşısı 5A ise demek ki burası da 8A olur derim. Şimdi güzel arkadaşım bak. Şunun bir kenarı neydi? A'ydı değil mi? Burası A'ydı. Daha sonrasında şurası da A'ydı. Şurası o zaman A bölü 2 olacaktır. Bu bilgileri yazalım. Ve şimdi devam edelim. Bunun bir kenarı 5A bölü 2'di. Şurası A. Şimdi diyor ki X ve Y açılar için X açısı şurası. Yani sarının köşegeninin oluşturduğu açı. Burası da mavinin köşegeninin oluşturduğu açı. Şunlara hiç gerek yokmuş. Ben başka bir şey kullanacağız zannedip onları yazmıştım ama gerek yokmuş. Şimdi bunun tanjantı yani karşı bölü komşusu. Şimdi şurası neydi? A'ydı. O zaman buraya ne kalır? 7A kalır. Bak burası 7A'ymış. Burası da A'ymış. O halde A bölü 7A'dan 1 bölü 7 gelir tanjant X. Hemen yazalım. 1 bölü 7. Kotanjant Y yani komşu bölü karşı sorulmuş. Şimdi ben bunu şu şekilde çektiğim takdirde şuraya rahatlıkla Y diyebilirim değil mi? Bu 5A bölü 2'nin A'ya oranı, o da 5 bölü 2 gelir. İşte bunların toplamı sorulmuş bize. Ben burayı 2 ile genişletirim. Burayı 7 ile genişletirim. Böylelikle 2 artı 35 bölü 14 gelir. Bu da bize 37 bölü 14'ün ta kendisini verir. Cevabımız budur deriz gençler. Evet, 18. sayfamızı da böylelikle bitirdik ve devam edelim 15. örnekte. ABC dik üçgen. Bak şurayı alfa vermiş bize. CD 19'muş. CD şurası arkadaşlar. EA 5 birimmiş. Bak orası da burası. Sinüs alfa da 3 bölü 5'miş. Şimdi sinüs alfa 3 bölü 5 de bunun ne anlama gelir? Karşısı 3K ise diyor, hipotenüsü 5K'dır diyor. O zaman burası kaç K'dır? 4K'dır. Şimdi güzel kardeşim bak, burası alfa. Ben buraya beta demeyi tercih ediyorum. Böylelikle alfa ile betanın toplamı kaç yapar? 90 derece yapar değil mi? Şimdi burası beta ise eğer, şurası da 90 ise buraya ne kalır? Tabii ki alfa kalır. Şimdi ben alfanın sinüsünün 3 bölü 5 olduğunu biliyorum. Yani karşısı 5 artı 5K. Bunun hipotenüsüne yani 19 artı 3K'ya oranı 3 bölü 5'miş. İçler dışlar çarpımı işimizi görür. 25 artı 25K eşittir. 3 kere 19 57 artı 9K dedim. Buradan 9K'yı bu tarafa zıplattık, 16K kaldı. 25'i bu tarafa davet ettim, 32 oldu. Demek ki K kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş. BE kaç birimdir diye sorulmuş. BE dediği yer şurasıydı ve 5K'ydı. Ben K'yı 2 buldum. 5 kere 2'den doğru cevap onun ta kendisi gelir. Devam ediyorum 16. örnekle. Kare biçimindeki ABCD kartonu EF boyunca kesildiğinde birinci parçanın alanının ikinci parçanın alanına oranı 5 bölü 3 oluyor denilmiş. Şimdi bu şekilde şuradan kesmişiz. Birinci parçanın alanı 5A oluyorken ikinci parçanın alanı da 3A oluyormuş arkadaşlar. 2AF 5EC'ye eşitmiş. Şimdi 2AF 5EC'ye eşitse ben AF'yi 5, EC'yi 2 seçebilirim. AF bak şurası 5. EC'de yani şurası da 2'ymiş dedim. Tanjant alfa değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle burası 5A'ya 3A ise, 5A'ya 3A ise şöyle bir şey yapılabilir bak. Ben şunu şuradan şöyle çektim. Tamam mı? Bunu buradan böyle çektik. Bunu da şuradan şöyle çektik. Tamam mı? Şimdi bunun yükseklikleri mesela şurası K, burası da K olacaktır değil mi? Dikdörtgen olduğu için. Şimdi burası 5'ti. Şurası 2'ydi. Ben şu 5A'ya 3A'yı silmek istiyorum şimdilik. Şöyle kafa karıştırmasın çünkü onlar. Şimdi ben biliyorum ki şuradaki dikdörtgen. Şuradaki dikdörtgenden bahsediyorum. Şu dikdörtgenden bahsediyoruz bir de. Arkadaşım burası o zaman, burası 5 olduğuna göre 5S'tir. Burası da 2S'tir derim. 5S'e 2S. Tamam, eyvallah. Şimdi şurada bir dikdörtgen oluştu ya. Şu ortadaki dikdörtgenden bahsediyorum. Şu dikdörtgenden. Bu dikdörtgende de burası köşegen olduğu için buranın alanı eğer K ise buranın alanı da K'dır diyeceğim. Şimdi güzel arkadaşım bak. 5S'te K'nın toplamı bölü 2S ile K'nın toplamı eşittir. Bunların alanları 5/3'tü. Dolayısıyla 5'e 3 dedim. İçler dışlar çarpımından 15S artı 3K eşittir 10S artı 5K dedim. 3K'yı sağ tarafa fırlattım, 2K. 10S'i sol tarafa fırlattım, 5S geldi. O zaman ben S'i 2A seçip K'yı da 5A seçebilirim. Şimdi o halde K'yı 5A seçtim ya, bak buranın alanı 5A oldu. S'yi de 2A seçtiğime göre demek ki buranın alanı da sevgili arkadaşlarım 4A olmuş oldu. Yani burası 9A, burası da S'i 2A seçmiştik, burası 10A yaptı. K'yı da 5A seçmiştik, demek ki burası da yine 5A oldu dedik. Şimdi burada bizden ne isteniyordu? Tanjant alfa isteniyordu, yani karşı bölü komşu yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şunu bilelim ki bak burası 10A'ydı. Buraya bakıyorsun, bunların toplamı da 10A. He, o zaman ben şuraya rahatlıkla 5 derim. Niye? Çünkü burası da 5, burası da 5. Yükseklikler aynı. Burası 10A ise demek ki burası da mecburen 10A olacak arkadaşlar. Yani burasını 5 bulduk. Tamam, eyvallah. Başka ne bulabilirim? Bunu düşünebilir miyim? Başka şunu diyebiliriz. Tanjant alfa sorulmuş ya, zaten bir karşısı gerekiyor artık bana. Yani şuradaki yükseklik gerekiyor. Şimdi kare biçiminde olduğu için şurası da 2 değil miydi? Evet. Yani şuranın tamamı kaçmış arkadaşlar? Buranın tamamı 12. O zaman burası da 12'dir. Hatta burayı da buluruz, 13'tür. Tanjant alfa da 12/5'in ta kendisidir. O halde doğru cevap 12/5 olur diyebiliriz. 16. sorumuzu çözdük. 17. sorumuzdayız artık. ABC'de dik üçgen olarak verilmiş bize. Alan ABC 18/3'müş. Alan ABC dediği yer şurası arkadaşlar. Burasının alanı neymiş? 18/3. Tamam. BC 12 birimmiş. Şurası. CD'de 3 birimmiş. Tanjant alfanın alacağı değerler toplamı kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi tanjant alfanın alacağı değerlerden bahsediyor. Yani birden fazla değer alabilecekmiş. Bunu anlıyoruz buradan. Peki biraz düşünelim bakalım. Şimdi ben şöyle dikten bir dik indirsem. Tamam mı? Dikten bir dik indirelim. Ve ben bu dike de h diyeyim. Buradaki ABC üçgenin alanını ben 12 çarpı h bölü 2, yani 6h olarak elde edebilirim. Ve bu 6h'ı da bana zaten 18/3 vermiş bu soru. O zaman h eşittir her iki tarafı 6'ya bölersem 3/3'ün ta kendisini bulurum. Yani burası neymiş? 3/3'müş. Güzel. Şimdi ben şu kısmın 3 olması gerektiğini biliyorum. Burasında bana 3/3 vermişti zaten. Güzel. Dikten dikindiğini de görüyoruz. Bunu da sakın unutmayalım. Şimdi tanjant alfanın alacağı değerlerden bahsetmişti. Yani ben h'ı şuraya artık k diyelim. KD uzunluğuna böldüğüm takdirde tanjantı bulurum. Peki ama ben burada şimdi bunu nasıl elde edeceğim? Şimdi iyi dinle. İyi dinle. B'den K'ya kadar olan kısım ve K'dan C'ye kadar olan kısım. Ben K'dan C'ye kadar olan kısma x dersem eğer, B'den K'ya kadar olan kısım 12-x olacaktır tabii ki. Ve öklit yapmayı bas bas bağırıyor artık şu an sorumuz. 3/3'ün karesi 27 yapar. Eşittir x çarpı 12-x dedim. Çok güzel. Şimdi ise burada ben x'in alabileceği değerlere bakacağım. 27, bir tanesi 3 olduğu görünüyor ama devam edelim. 12x eksi x kare. Hepsini sol tarafa toplarsam x kare eksi 12x artı 27 eşittir 0 yapar. X'e x diye burayı parçaladım. Burayı da eksi 9'a eksi 3 yazdım. Yani x bir 9 olabiliyormuş. Bir de x eşittir 3 olabiliyormuş. Bak 3'ü görebildim ama 9'u görememiştim. Peki x'leri bulduk, 3 ve 9. Şimdi x eğer 3 olursa alfanın tanjantı karşısı 3/3. Komşusu da 6 olur. Kök 3/2 gelir. Bu 1. Eğer x burada 9 olursa karşısı 3/3. Komşusu 12 olur. 3/3'ü kök 3 yazdım. Ne kadar muhteşemim. 3/3/12 olur. Bu da sadeleştirirsek kök 3/4'ün ta kendisi gelir. Bunların toplamı sorulmuştu. Bu ikisini toplarsam eğer, burayı 2 ile genişlettikten sonra 3/3/4 bize cevabı verir. Demek ki tanjant alfanın alabileceği değerler toplamı 3/3/4 olacakmış sevgili arkadaşlarım. 18. örneğimizdeyiz artık ve şu kısmı izninizle silmek istiyorum. ABC ikizkenar üçgen olarak verilmiş. AB AC'ye eşitmiş. Bak AB şuraya AC'ye eşit. Kosinüs beta da 5/13'müş. Şimdi kosinüs beta 5/13 ise ben ikizkenar gördüğüm zaman dayanamıyoruz biliyorsunuz. Kenan hocanız ne diyordu? Dayanamam mı diyordu. Öyle bir şey vardı değil mi? Şarkı da bulmuştu ona. Kosinüs beta 5'e 13'müş. Şimdi komşusu 5, hipotenüs 13. Ben buraya 13 derim. Şurası 12 olur. Demek ki şuradan şuraya kadar olan kısımda 5'in ta kendisidir diyebilirim. Tabi 5K demek de olur. Ama hiçbir sayı yokken bunu söyleyebilirim. Sarı bölgenin alanı mavi bölgenin alanının 4 katı olduğuna göre. Diyor ki tan alfa ile kot alfanın çarpımı sorulmuş. Şimdi sarı bölgenin alanını ben mavi bölgenin alanının 4 katı olduğunu biliyorum ya. Demek ki DC uzunluğu x ise BD uzunluğu 4x olacakmış. Çok güzel. O halde ben bunu şöyle diyebilirim. Tamamı 5x eşittir 10 sa x eşittir 2'dir. Yani şurası B'den D'ye kadar olan kısım aslında 8'miş. Burası da 2'ymiş derim. Şimdi benden tan alfa ile kot alfanın çarpımı toplamı isteniyordu. Şu kısmın 5 olduğunu biliyorsam tamamı 8 iken burası 3'tür. Bak burası 3. Alfa da burasıydı. Burası da 12 gelmişti değil mi? Tanjant alfa nedir? 12 bölü 3'ten 4'tür. Kotanjant alfa da 1 bölü 4'tür. Bunların toplamı da bize 17 bölü 4'ü vereceği için cevabımız budur deriz. Evet gençler şimdi devam edelim. Bir diğer sayfamızda 19. sorumuzdayız artık. AOB dik üçgen olmak üzere O merkezli çeyrek çember AB noktasına T noktasına teğettir. Yani çemberle üçgen şu noktada teğet der. 4BC eşittir OD. Şimdi ben BC'yi 1 seçersem OD'yi 4 seçmek zorundayım. Bak burası 1, OD yani şurası da 4. Burası 4 ise ve yarıçapı olduğu için demek ki burası da 4 olacak. Daha sonrasında tan alfa değeri soruluyor. Şu hem dikten bir dik indirelim hem de buraya dik olacağını nereden bilirim T noktasında dik olacağını? Çünkü burası teğet arkadaşlar. Ve artık burası diktir diyebilirim. Tanjant alfa sorulmuş bana. Şimdi bunu elde etmemiz lazım. Ben biliyorum ki OT dediğim şey de bir yarıçap olduğu için burası da 4'tür artık. Şimdi burası 4, burası 5 ise demek ki burası 3 olacak. Tanjant alfa sorulmuştu. Karşı bölü komşu yani cevap 4 bölü 3 olur diyebilirim. 19. örneğimizde çözdük ve 4 bölü 3 dedik. Şimdi geldim 20. örneğe. Koordinat düzleminde eş iki karenin birbirine göre durumu verilmiş. OABC ile DFG eş kareler. Burası alfa, burası beta ve sinüs beta da 4 bölü 5 olduğuna göre tanjant alfa soruluyor bana. Şimdi sinüs beta 4 bölü 5 ise bunun karşısına hiçbir sayı verilmediği için ben direkt 4 diyeyim. Hipotenüsü de şurası 5'tir. Doğal olarak şurası kaçı verir bize? 3'ü verir. Burayı 5 bulduysam karenin bir kenarı 5'tir. Doğal olarak şurası da 5'tir bak. Şurası var ya orası da 5'tir. Şuradan şöyle bir dik indirsem ben. Tamam mı? Buradan dike indirdim. Şöyle. Beta dedim şuraya x dedim. Beta artı x 90 yaptı. Şurasının 90 olduğunu biliyorum. O zaman burası x'tir. O zaman burası da betadır. Ve şuradaki üçgen birbirine eş üçgenlerdir artık. Yani beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı burada da 4'tür. X'in karşısı 3 ise x'in karşısı burada da 3'tür. Ve ekstradan burası da bir karenin kenarı olduğu için burası da 5'tir. Şimdi şu üçgene odaklanmanızı istiyorum. Şu üçgene. Bu üçgende tanjant alfa sorulmuş. Karşısı bölü komşusu diyeceğiz. Yani 3 bölü toplamda 12 eşittir bize 1 bölü 4'ü verir. Doğru cevabımız 1 bölü 4'tür arkadaşlar. Devam ediyorum sağ üst taraftaki 21. örneğimle. ABC üçgen. AC 8. Burası A. Burası C birim. A çarpı kosinüs beta artı C çarpı kosinüs alfa ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor bana. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapsak. Ben bunu karşı tarafa bir dik indirdiğimi hayal etsem. Şöyle dik. Buranın hipotenüsü A. Buranın hipotenüsü C. Şimdi burası artık şu üçgende yani AB şuraya K diyelim. ABK üçgeninde C hipotenüs olduğu için bunun komşusu C çarpı kosinüs A'dır. Ve buraya bakıyorum beta. Burası da bunun hipotenüsü A. O zaman hemen komşusu A çarpı kosinüs betadır derim. Şimdi benden A çarpı kos beta ile C çarpı kos alfanın toplamı istenmişti ki soru bana zaten cevabı vermiş kendisi. Buranın tamamı istenmiş. Tamamı da burada 8 olduğu görünüyor. Demek ki cevabımız 8 olacaktı diyebiliriz. 22. örnekteyiz. ABCDEFGH küpünde DHK açısı x'miş. Yani şurası. Bu üçgende şunu şöyle çekelim. Yani orası noktalı noktalı gösterilmiş ya. Noktasız olarak gösterilmiş olsun. 3 boyutlu bir açı olarak düşüneceğiz bunu. BK 3 tane KC'ye eşitse ben KC'yi 1 seçersem BK 3 olur. BK dediğimiz yer şurası, KC dediğimiz yer burası. Hayırlı uğurlu olsun. Küpün bir ayrıtının uzunluğunu 4 bulduk. Şimdi kosinüs x değeri sorulmuş. Ben öncelikle şunu şöyle birleştirirsem eğer, şurada da bir dikliğin olduğunu söyleyebilirim. Bu diklikten bahsedebiliriz. Hatta buraya şöyle biraz daha zoom atalım arkadaşlar. Daha büyük görünüsü. Şimdi şuranın dik olduğunu biliyorum. Şurası 1'di. Buranın tamamı yani DC 4 olur biliyorsun. Şurası da dikti. 4 1 ise burası kök 17'dir. Bu cepte. Burası kök 17. Bu küpün bir ayrıtının uzunluğu 4'tü. Bunu da biliyoruz. Kök 17'nin karesi 17 ve 4'ün karesi 16 olduğu için ben bunları toplarsam 33 gelir. Demek ki burada HK uzunluğu da kök 33 olur. Şimdi ne istemişti? Kosinüs x'i istemişti. Biz şuradaki üçgenimize bakıyoruz bakın. Şurada 3 boyutlu olarak duran üçgenimize bakıyoruz. Burada kosinüs x değeri sorulduğuna göre komşusu bölü hipotenüs diyeceğim. Yani 4 bölü kök 33 bana cevabı verir. O halde cevabımız 4 bölü kök 33 olacak. 20. sayfamızda bitirdiğimize göre artık son sayfamızdayız ve bir özellik var. Özelliğimize bakalım. Diyor ki dik üçgende karşı ve komşu kenarlar hipotenüs cinsinden yazılabilir. Az önceki örnekte bunu kullandık mesela. Eğer burası x'e ve hipotenüs a ise burası a çarpı kosinüs x'tir. Burası da a çarpı sinüs x'tir. Bunu zaten fizikte de bir özelliğini kullanıyoruz bunun. Mesela bu m kütleli cisimse ve ben bu m kütleli cismi şurasından tutup kulağından f kuvvetiyle çekiyorsam, şurası da yer düzlemi olsun, f kuvvetiyle çekiyorsam, şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım, bu kuvvetin dikey bileşenini ben f çarpı, eğer burası mesela alfa ise f çarpı kos alfa ile buluyorum, dikey bileşenini de f çarpı sinüs alfa ile buluyorum değil mi? Yatayları kos alfa ile çarpıyoruz kuvveti, dikeyleri sin alfa ile çarpıyoruz. Ve aslına bakarsan şu f kuvveti ise yatay bileşen bu ve dikey bileşeni bu ya. Şurası f ise ve burası alfa ise aynı buradaki üçgen gibi bak. F çarpı kosinüs alfa, f çarpı sinüs alfa diyorum. A çarpı kosinüs alfa ve a çarpı sinüs alfa dediğimiz gibi. Tabi fizikten gelmiyor bu özellik. Bu özellik bizden gidiyor fiziğe. Tamam, trigonometriden gidiyor fiziğe. 23. örneğimize bir bakalım. Şimdi ABC bir dik üçgen olarak verilmiş bize. CE'nin 5 birim, EA'nın 2 birim olduğunu biliyoruz. Ve gençler DB uzunluğunu da bak A çarpı sekant alfa demiş. Ben onu 1 bölü kosinüs alfa olarak yazacağım buraya. Artı bir de B çarpı kosinüs alfamız var. Tamam. Ve şurası 5 burası 2 idi. A artı B toplamı soruluyor. Yani A artı B derken de şuradaki A ile buradaki B'yi bulacaksın. Bunları toplayacaksın diyor. Şimdi şu DCE üçgeninde 5 hipotenüs ya. Alfanın hemen komşusundaki kenar 5 çarpı kosinüs alfa olacaktır. Şimdi gelelim şuradaki BC uzunluğunu bir şekilde yazmak isteyelim. Nasıl bir şekilde? BC uzunluğu eşittir. Hatta BC uzunluğunu ben kosinüs alfa ile çarparsam CA'yı yani 7'yi bulurum. O halde BC uzunluğumuz neymiş arkadaşlar? 7 bölü kosinüs alfaymış. Çok güzel. Şimdi 7 bölü kosinüs alfa ise ben 7 bölü kosinüs alfadan yani buranın tamamından gider 5 çarpı kosinüs alfayı çıkarırsam eğer bu bana şu kısmı yani db'yi verecektir. Yani a bölü kosinüs a alfa artı b çarpı kosinüs alfayı verecektir. Şimdi burada o zaman 7 ile şuradaki a birbirine eşit. Buradaki eksi 5 ile de b birbirine eşit. B de eksi 5'miş. Bunların toplamı sorulmuş bana. Doğru cevap 2 olacaktı diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve geçtim 24'e. Farklı renkte ve özdeş olan iki cetvel aşağıda gösterilmiş. Cetvellerin genişlikleri 6 santim. Yani o zaman ben şuraya mesela 6 diyebilir miyim? Şöyle yapıp buraya 6 diyebilirim değil mi? Hatta ona hiç gerek yok. Şöyle bir şey yapalım. Ve ben buraya 6 diyeyim. Şurası. Burası 6 arkadaşlar. Diyor ki şekildeki aralarında alfa derecelik açıyla üst üste koyuluyor. İki cetvelin kesişimi olan bölgenin alanının alfa türünden eşiti. Şimdi şöyle diyelim, iyi dinle beni. Güzel kardeşim. Ben bu paralel kenarın bir kenarına şuraya K demek istiyorum. Tamam. Şimdi bunlar iki eş cetvel olduğu için burası da K'dır. Burası da K'dır. Burası da K'dır. Çok güzel. Yani eşkenar dörtgenmiş değil mi bu? Şimdi madem öyle ben bu K ile buradaki yüksekliği çarparsam alanı bulurum. Peki K'yı nasıl bulacağım? Alfayı biliyoruz artık. K çarpı sinüs alfa eşittir 6 değil mi? O zaman K dediğim şey nedir? 6 bölü sinüs alfadır. 6 bölü sinüs alfa. Uzaklaştığım Ve diyorum ki artık K ile 6'yı çarpınca cevabı bulacaktım. K dediğim 6 bölü sinüs alfa ise 6 bölü sinüs alfa nedir? 6 çarpı kosekant alfa mıdır? Çok güzel. Bunu 6 ile çarparsanız doğru cevap 36 çarpı kosekant alfa olur. Demek ki cevabımız 36 kosek alfa olacak. Ve devam ediyorum. 24. soru değil, 25. soruyla sağ üst tarafta. Evet, 25. örnekte ABC ve ABD birer dik üçgen. BC AB'ye, BD AC'ye, AB AD'ye dik. Her yerde bir diklik var. Şurası alfa ve CE 2 kos alfaymış. Bak, burası 2 kosinüs alfa ise burası nedir? 2'dir. Hatta burası nedir o zaman? 2 çarpı sinüs alfa mıdır? Aynen öyle. Pekala. Yukarıda verilen bilgilere göre taralı alanın alfa türünden eşitini sormuş bize. Öncelikle ben şuraya beta dedim. Şurası ne olur? Alfa olur. Alfa beta 90'dı çünkü. Burası da alfaymış. E şimdi burası 2 çarpı sinüs alfa. Burası 2 çarpı sinüs alfa ise şurası ne olur? Burası ne olur? Bunu nasıl bulabilirim? Bunu da şöyle buluruz bak. Normalde ben buraya x derim. X ile kosinüs alfayı çarpınca biz 2 çarpı sinüs alfayı bulacakmışız. Hemen komşusunu. O zaman x dediğim şey nedir? 2 çarpı tanjant alfa değil midir? Kosinüs alfayı karşıya atarsam aynen öyledir. 2 çarpı tanjant alfa. Pekala, burası 2 çarpı tanjant alfa. Burası beta. Demek ki burası da artık alfa oldu. Burası da yine beta olacak. Tamam mı? Peki şuraya ne kalır? Şuradaki AE'ye ne kalır? 2 çarpı tanjant alfa olan hipotenüste sinüs alfayı çarparım. Böylelikle 2 çarpı sin kare alfa bölü kosinüs alfa gelir. Tan alfa ile sin alfanın çarpımı 2 çarpı sin kare alfa çarpı kos alfa bölü kos alfa. Hatta direkt 2 çarpı tan alfa çarpı sin alfa biçiminde de yazabiliriz burayı. Peki. Şimdi bana tabii bir de ben buranın 2 tan alfa olduğunu biliyorum ya. Burası 2 tane alfaydı. Hatta şöyle bir şey yapılabilir mi diye düşünüyorum da gelmez sanırım. Neyse, biz bulalım arkadaşlar. ED'yi bulalım. Yüksek ihtimal gelecek de uzun yolu tercih ediyorum şu an farkında olmadan. Bakalım hayırlısı. Şimdi burası 2 çarpı tan alfa çarpı sin alfaydı. Burası 2 sin alfaydı. Ben şurayı nasıl bulurum? Şurayı. Buranın da alfa olduğunu biliyorum. Şimdi buraya da y diyelim. Tamam mı? Buraya da y diyelim. Ne olur? Y ile ben kosinüs alfayı çarparsam bu sefer de 2 çarpı tan alfa çarpı sin alfayı elde etmem gerekiyordu. Kos alfayı ben karşıya atarsam şu şekilde y neye eşit olur? 2 çarpı tan alfa çarpı tan alfaya eşit olur. Yani 2 çarpı tan kare alfaymış arkadaşlar burası da y. 2 çarpı tan kare alfa. Peki şurayı nasıl buluruz? Ya da oraya hiç ihtiyaç yok artık. Soru bitmiş. Bana taralı alanı soruyordu. Şurasına taban, şurasına yükseklik dersem soru biter. 2 çarpı tan kare alfa çarpı 2 çarpı tan alfa bölü 2. 2'ler gider. 2 çarpı tan küp alfa bana buranın alanını verir. Cevap 2 çarpı tan küp alfa olacaktı. Ve geçtim 26'ya. Aşağıda eş açılı 4 tane benzer dik üçgen x açısının olduğu köşelerden birer kenarları çakışacak şekilde yerleştirilmiş. Bunların hepsi eş üçgenler, değil mi? Benzer dik üçgenler. Buna göre AF bölü AB oranının x cinsinden eşitini bulunuz demiş. Eş üçgenler değil, benzer üçgenler. AF'nin AB'ye oranı sorulmuş. AF dediği yer burası, şu kısım. AB dediği yer ta burası. Şimdi şöyle diyelim. Ben buraya K dersem hemen komşusu K çarpı kosinüs alfa olur. Ve artık buradaki yeşil üçgenin hipotenüsü K çarpı kosinüs alfa olduğu için burası da K çarpı kos alfa çarpı kos alfadan K çarpı kos kare alfa olur. Bunu da bir kere daha kosinüsle çarparsam k çarpı kos küp alfa gelir. Bunu da bir kere daha kosinüsle çarparsam k çarpı kosinüs üzeri 4 alfa olur. AF k idi. Bu da k çarpı kosinüs üzeri 4 alfaydı. K'lar giderse 1 bölü kosinüs üzeri 4 alfa olur. Bu da bana neyi verir? Sekant üzeri 4 alfayı verir. Yani cevabımız sevgili arkadaşlarım neymiş? Sekant üzeri, yani sekant alfanın 4. kuvvetiymiş. Sekant x'in 4. kuvvetiymiş diyebiliriz. Ve evet, artık 26. örneğimizi çözdüğümüze göre 21. sayfa bitti. Ve gençler, yeni konumuza geçmek için diğer dersi bekleyeceğiz. Diğer videoyu bekleyeceğiz artık. Yaklaşık olarak bir 47-48 dakikalık ders oldu diye tahmin ediyorum. Evet, sonraki videomuzda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.